Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde, videomuzda vücudumuza devam edeceğiz. Kollarımızı örmüştük. Vücudumuzun 26. sırasındayız. Vücudumuzun ikinci kısmına geçmiş bulunmaktayız. 26. sıradayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 sık iğne yaptıktan sonra bir tane azaltıyorum. Bu sırayı tamamen 13 sık iğne bir azalt yaparak 84 sık iğneye inmiş olacağız. Evet, 26. sırayı tamamladık. 27. sıradan 29. sıraya kadar 3 sıra boyunca 84 sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. Üst sıra boyunca örelim. Evet, 30. sıraya geldik. 30. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sık iğne ördükten sonra bir tane azaltıyoruz. Sıramızı komple 12 sık iğne yaparak 78 sık iğneye ulaşıyoruz. Evet, 35 ve 32. sıralarımızı 2 sıra boyunca 78 sık iğne olarak tamamlıyoruz arkadaşlar. 2 sıra 78 sık iğnemizi örelim. 33. sıraya geldik. 33. sıramızda 24 sık iğne bir azalt yapacağız. 2 3 Evet, 24 sık iğneyi ördükten sonra bir tane azaltıyorum. Bu sırayı komple 24 sık iğne yapıyoruz. 3 kez tekrarlamış oluyoruz. 75 sık iğneye inmiş olacağız. Evet, 34 ve 35. sıralarımızı 2 sıra boyunca 75 sık iğne olarak örüyoruz. 2 sıra 75 sık iğnemizi örelim. Evet, 36. sıradayız. 36. sıramızda 23 sık iğne örüyoruz. 23 sık iğneyi ördükten sonra bir tane azaltıyorum. 23 sık iğne bir azalt yaparak 72 sık iğneye inmiş olacağız. Evet, 37. bölüme geldik. 37. bölümümüzde 14 sık iğnemizi bir örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14. Şimdi ellerimiz hazır. Yapmıştık. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilk artırdığımız 3 artırma var ya, baş parmağımızın değil de serçe parmağımızın bu kısmına bakacak. İç kısma değil dış kısma bakacak. Ona dikkat ederek örün.
Yine aynı şekilde burada da öyle. Sağda da. Evet, ilk önce sol kolumuzla başlıyoruz. Şöyle yaptığımız zaman, evet, 8 sık iğnemizi kolumuzla beraber öreceğiz arkadaşlar. Şöyle ayarlayalım. Bir koldan, bir gövdeden. Bir koldan bir gövdeye batıyorum. 8 kere, 8 kere demeyeyim, 8 sık iğneyi bu şekilde yapacağız. Bir koldan bir gövdeden. Şimdi ebat büyük olunca kameraya sığmıyor. Şöyle yaptığımız zaman, evet, orantıyı bulun arkadaşlar. Ona göre 8 sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet, 8 sık iğne ile birleştirdik. Bakın şöyle tuttuğunuz zaman parmağımız böyle bu tarafa duracak. Evet, devam ediyoruz. Önden 28 sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. 28 sık iğneyi ön kısımdan örelim. Evet, 28 sık iğneyi ördükten sonra şimdi sağ kolumuzu öreceğiz. Sağ kolumuzu birleştireceğiz. Bunda da gene şöyle tuttuğumuz zaman, evet, 8 sık iğne ile birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sol kolda yaptığımız gibi 8 sık iğne ile birleştirelim. Evet, sağ kolumuzu da 8 sık iğne ile vücutla beraber birleştirdikten sonra burada kalan 14 sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 72 sık iğnemiz olmuş oldu. Evet, 38. sıradayız. 38. sırada yine 14 sık iğnemizi örüyoruz. Şuraya kadar 14 sık iğnemizi örelim. Evet, 14 sık iğneyi ördük. Şimdi buraya geldik. Buradan da arkadaşlar şöyle kolumuzu çevreleyeceğiz. 18 sık iğneyi sol kolumuzdan örüyoruz. 1 2 dışta kalan kısımdan. 3 4 5 Evet. Çevreleyelim kolumuzu. Evet, sol kolumuzun dış kısmından 18 sık iğne ördükten sonra ön tarafa geçiyoruz. Ön tarafımızda 28 sık iğnemiz vardı. 28 sık iğnemizi örüyoruz buraya kadar. Evet, sağ kolumuzdan oraya geldik. Şimdi ön tarafı ördükten sonra sağ kolumuza geçiyoruz. Sağ kolumuzun dış kısmında kalan 18 sık iğneyi bu şekilde örüyoruz. Evet, sağ koldan ördük. Burada kalan 14 sık iğne, burada kalan 14 sık iğnemizi de örelim arkadaşlar. Evet, toplamda 92 sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi 39. sıradayız. 14 sık iğne örüyoruz. Evet, kolumuzun oradan devam ediyoruz. 1 2
2 3 4 4 sık iğne yaptım. Bir tane azalttım. 4 sık iğne bir azalt işlemini toplamda 3 kez tekrar edeceğim. Evet. 4 sık iğne bir azalt işlemi arkadaşlar kolumuzda denk geliyor. Daha sonra önden 28 sık iğnemiz vardı. 28 sık iğnemizi örelim. Evet, önden 28 sık iğne ördük. Şimdi kolumuza geldik. Bir tane azaltıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 1 azalt 4 sık iğne. 1 azalt 4 sık iğneyi gene 3 kez tekrar ediyorum. Kolumuzu azaltmış oluyoruz. Evet. Arkada kalan 14 sık iğnemizi de örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 86 ilmeğimiz olmuş olacak. Evet. 40. sıradayız. 40. sıramızda 14 sık iğnemizi örelim. 14 sık iğneyi ördük. Daha sonra 1 2 3 3 sık iğne ördüm. 1 azalttım. 3 sık iğne bir azalt işlemini 3 kez tekrar edelim. Azaltmayı yaptıktan sonra önden 28 sık iğnemizi örelim. Evet, 28 sık iğneyi ördükten sonra bir tane azalttım. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 azaltıyorum. 3 sık iğne örüyorum. Evet, kolumuzun üzerinden de azalt 3 sık iğne işlemini 3 kez tekrar ediyoruz. Evet, koldaki azaltmayı yaptıktan sonra burada kalan 14 sık iğneyi, arkadaki kalan 14 sık iğneyi örüyoruz. Toplamda 80 sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, 41. sıradayız. 41. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne ördükten sonra bir tane azalttım. Komple 8 sık iğne bir azalt işlemini örgümüzün sonuna kadar 8 kez tekrarlamış olacağız. 72 sık iğneye inmiş oluyoruz. 42. sıraya geldik. 42. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğneden sonra bir tane azaltıyoruz. Evet, toplam 6 kez
devam edecek. 10 sık iğne biraz alt yapacağız. 66 sık iğneye inmiş olacağız. Evet. 43. sırada arkadaşlar fıstık yeşiline geçiş yapıyoruz. Şimdi yeşil renkle fıstık yeşiliyle arkadaşlar arka ilmeklerden öreceğiz. 66 sık iğnemizi arka ilmeklerden örüyoruz. Evet, bu şekilde arka ilmeklerden örelim fıstık yeşili. Gri ile işimiz bitti. Bunu keselim. Evet, 44. sıraya geldik. 44. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Sıramızı komple 9 sık iğne biraz alt yaparak 60 sık iğneye iniyoruz. 45. sıramızda ise arkadaşlar 60 sık iğnemizi örüyoruz. Artırma eksiltme yapmadan 60 sık iğnemizi örelim. Bu şekilde. Evet, 46. sıramızda içini doldurunca iyice sığamadık. 8 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne yaptıktan sonra bir tane azaltıyorum. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, 47. sıradayız. 47. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne ördükten sonra bir tane azaltıyoruz. 47. sıramızda 7 sık iğne biraz alt yaparak devam ediyoruz. 48. sıramızda ise 48 sık iğne olarak yapıp gövdemiz bitmiş olacak arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.